Yeni doğan çocuklarda testosteron daha az. Erkek olup. Erkeklik gidiyor mesela. Tam bir erkek değil. E, Unisex diyebilirim ben buna. Arzuladıkları da bu zaten. Evet, bu. Kadın ve erkeğin ortası. Yani cinsiyetsiz bir Cinsiz dünya oluşuyor esasında. Şuna benziyor şifre bulmak gibi. Ne olur çözülürse. Çözülürse bu sefer e, siz yarısı insan yarısı hayvan canlılar yapabilirsiniz. Zaten son nakil oldu biliyorsunuz. Domuzdan insana. Evet. domuz ama nasıl domuz? İnsanlaştırılmış domuzdan insana böbrek nakli böbrek yapıldı. Nakli. Bu başladı. Yani amaç şu. bütün canlılığı değiştirmek. Amaç ne biliyor musunuz? Yeni bir insan türü ortaya çıkarmak. Ama bu yeni insan türü insan türü falan değil. Ben buna transhumanizm olduğunu inanmıyorum. Bu daha başka bir şey. Bunun adı yeni yaşam formları bulmak ne yaparsan yap, hangi ilacı kullanırsan kullan. Genetiği de değiştir, öleceksin. Ölüm ya? evet. evet. neden biliyor musun? Gende var bu ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Gene ölüm konmuş. 100 yaşı istediğin kadar iyi beslen, kendine dikkat et 100 yaşı geçemiyorsun. Ama ailende varsa geçiyorsun. Şöyle bir şey söylüyorum, uzun yaşamak, 100 yaşı geçmek genetik bir hastalıktır. Ama CRISPR... La... Merhabalar. Ferda Yıldırım, Emrah Hiriç YouTube kanallarında yine ortak bir röportajla karşınızdayız. Bizlerin bayıldığı, çok sevdiği, sizlerin de bir o kadar bayıldığı, çok sevdiği bir bilim insanını konuk ediyoruz. Birazdan kendisine merhaba diyeceğiz. Emrah'ın kanallarımızla ilgili kısa bilgileri var. Evet. Size. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz her zamanki gibi sizden ricamız kanallarımıza abone olmanız. Ferda Yıldırım ve Emrah Hiriç YouTube kanallarını abone olmanız ama ee, abone olmanız yetmiyor. Eskiden yetiyordu. Burada kalabalık bir aile olmak önemliydi ama şimdi bir de abone olduktan sonra köşede açılan bir tüm videolarda zili aktif et butonu var. Onu da aktif etmenizi önemli rica ediyoruz ve sohbetimize başlıyoruz. Kiminle beraberiz. Bilim insanı Oytun Erbaş bizimle Oytun Hoca. Hoş geldiniz yayınımıza. E, çok uzun zamandır konuk etmeyi çok istiyoruz seni Oytun. Bugüne kısmetmiş. Daha biz sohbete başlamadan önce çay içerken yaptığımız sohbette bile manşet üzerine manşet var. Keşke kayda alsaydık dedik hatta. Nasılsın, iyi misin her Çok şeyden teşekkür önce. ediyorum. Şunu da söylemek isterim. Bilim adamı öz Türkçe bir kelime. Biz ona dikkat ediyoruz. Hani o bilim insanı insan oldu ama bilim adamı da adam da zaten Türkçede insan. Onun için scientist'ın tam Hı. açılımı bilim adamıdır. Onun için bilim adamı demeyi tercih ederim. Peki evet. bilim adamı diye hitap edelim. Evet. O zaman eee Şimdi biz yayından önce sohbet ederken o kadar güzel bilgiler verdin ki bize bu yaşadığımız süreci yine böyle hak niteliğinde bilgilerle özetledin. Ben önce şunu merak ediyorum. Bir cümlen bana bu soruyu sormama sebebiyet verdi. Dünya büyük bir oyunun içinde dedin. Sana bunu düşündürten ne? Şimdi biz bir takım filmler ve diziler aracılığıyla da esasında o küresel güçlerin yaptıklarından haberdar ediliyoruz. Mesajı alabilene. Bir açlık oyunları filminin içinde miyiz? Yoksa bir Wheat Gain senaryosunun Şimdi e, esasında dünyada e, ve evrende hep bir oyun var esasında. Ama bu oyun e, şöyleydi. E, doğanın ve evrenin kurallarına göre giden bir oyun tarzıydı. Gerçekten öyle. Yani mesela bir butterfly efekt ya yani Bir yerde bir şey oluyor. O etkiler çok seni değiştiriyor. Mesela ben hep söylediğim bir şey var. Anne karnında e, yapıştığın yer, senin kişiliğini değiştirebiliyor, ondan sonra senin bir şizofreni ya da otizm olmanı sağlayabiliyor. bir, her şey oyun. Ama şimdi dünyanın büyük datasıyla beraber, bilgiyle beraber bazı insanlar da bu oyuna müdahale edebileceklerini gördüler ve şu anda şunu istiyorlar, diyorlar ki biz insanları seçmek istiyoruz. Yani ari ırk projesi devam ediyor. Ari ırk nedir? Ari ırk daha eskiden beri uygulanmak istenen her işte güzel insanlar. Akıllı insanlar. Şimdi her şey akla kaydı. Yani dünyanın gelecekteki sahipleri dünyada akıllı ve geleceğe yönelik Mars'a gidebilen, yeni buluşlar yapabilen, güneşi yorumlayabilen, asteroidlerdeki altını keşfedebilen yeni insanlar istiyorlar. Ve bunun içerisinde yeni oyunlar düzenleniyor. Bunun en güzel filmi Hunger Games'te, Açlık oyunları ne yapılıyordu? Açlığa karşı dayanabilen ve açlıkta hayat bulabilen, açlıkta ee, hayatta kalabilen insanlardı. Şimdi ne var? Ee, bir tane germ games yani mikrop oyunları var. Yani mikropta e, hayatta kalabilen insanlar aranıyor. Mikroplar dünyaya salınıyor ve şu planlanıyor. Acaba yeni antibiyotikler ya da antiviraller geliştirebiliyor mu? Yeni aşılar geliştirebiliyorlar mı? Esasında birileri ne yapıyor? Tanrıcılık oynuyor. Oyun. Tabii tanrıcılık hı hı. oynuyor. Ee, diyor ki ben bunu müdahale edeyim. Bakalım yani bu şeye benziyor. İnsan da aynı. Bir sisteme mesela insan bir e, yemek yiyorsunuz. Sodyum değişiyor, klor değişiyor, şeker değişiyor. Vücut ne yapıyor onu? Tekrar bir dengeye getiriyor. Aynı bunu yapmak istiyorlar. Dünyaya yeni bir şey döküp yeni dengeler oluşturmak istiyorlar. Ama şunu hiç unutmayalım. Yedikleriniz ne yapıyor? Sizi değiştirdiği gibi bu bütün olanlar da işte bu işte virüs işleri, yeni çıkan açlık oyunları ya da işte e, yeni senaryodaki e, yeni işte e, güneş patlaması, yanardağ patlaması bunlar hepsi yeni insanın e, modelini oluşturuyor. Şöyle oluyor hep Darwin'den beri söylenen bir şey var işte doğal seleksiyon. Doğal seleksiyon şu diyorlar ki ortam şartlarına uyumlar kalır, uyumsuzlar gider. E, mesela ne yapmıştı insanlar daha önceden? Mesela akıllı köpekleri hızlı koşan köpeklerle çiftleştirip akıllı ve hızlı koşan hı. oluşturma. Şu anda da bu yapılmıyor. İnsana da aynısını aynısı, yapıyor. Yani aynısı, aynısı. seçiliminiz artık doğal olmayacak. Biz yöneteceğiz. Buna da, onu mu diyorlar? Evet. Buna da indüktif seleksiyon. Yani insan eliyle ya da dışarıdan yapılmış hmm. bir müdahaleyle nasıl bugüne kadar evcil hayvanlar? Ne yapıyoruz mesela? Evcil hayvanları çiftleştirerek evcil elde ediyorsak, hmm. aynı şekilde onlar da bunu yapmaya çalışıyor Hayvanlara yapılmak istenen ve yapılan her ne varsa insanlara da aynısı yapılacak diyebiliriz. Tabii ki. Şöyle düşünün. Kim üreyebilecek? E tabii ki yeterli gıdası olan ve hayatta kalmayı başaranlar üreyebilecek. Peki bu yeterli gıdayı ne kadar e, temin etme noktasını geçtim. Bir de yeterli gıdanın kalitesi, Bravo. insana faydası, gıda sağlığa gıda, faydası Bugüne kadar bugüne kadar yapılan şey şuydu. Gıda büyük bir sorun, hı hı. su büyük bir sorun. Neden hı hı. hemen söyleyeyim? Şimdi dünyada yıllardan beri büyük bir e, gıda zenginliği yaşandı. Bunun en büyük sebebi neydi? Gıda reformu ve tarım ilaçlarıydı. DDT ile başlayan bu serüven organofosfatlara kadar geldi. Hı hı. Yani tarım ilaçları çok arttı. Tarım ilaçları ama kalıntı bıraktı. Kalıntılar bize geçti. Kalıntılar işte otizmi arttırdı, şizofreniyi arttırdı, depresyonu arttırdı. Ve şu anda baktığımız zaman işte bütün plastik sanayi, bütün şu, şu değdiğim vernik, hı hı. bunların hepsinin içerisinde bir kalıntı var ve buna geçiyor. Belki ben bunu vücutta atabiliyorum ama Gebe buna çok maruz kaldığı zaman çünkü bir çocuk tek hücreden olduğu için çünkü spermle yumurta birleşiyor tek hücre oluyor. O büyük çocuğu yaptığı için o çok büyük zararlanma elde ediyor bundan. Hocam doğal seleksiyon artık doğal değil. E, kontrol edilebilir bir seleksiyon Doğru. var ama burada daha önemli bir detayı veriyorsunuz siz. Aslında normal insandan değil de hamile, e, gebe ya da doğuran kadın üzerinden e, kontrol edilen bir seleksiyon sistemi var gibi geliyor bana sanki. Ama öyleydi. Çünkü bütün müdahaleyi e, yaptığınız zaman en çok gebeler etkileniyor. Çünkü gebeler e, tek hücreden. Şimdi Hı -hı. şunu düşünün. Siz trilyonlarca hücresin sen. Hı -hı. Hepsini değiştirmek mümkün değil, değil. ama tek hücreyi oynamak mümkün. O da ne? Döllendiğin alda müdahale. O zaman döllendiği andaki kimyasal, şeker, Hı. tansiyon evet. her şey senin yapım değiştirecektir. Evet. Ya şöyle daha anlaşılır olsun diye söylüyorum. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya anlattığımızı farz ederek. Ee, hamile olan kadın, ha dediniz ya biz atabiliyoruz. Bundaki madde bize geçiyor. Evet, biz evet, o atabiliyoruz evet, ama evet. hamile olan kadın onu kendi bedeninden atmıyor. Çocuğa getiriyor. Evet. Çocuk, Dolayısıyla seleksiyon çocuk bozuluyor. hücreli olduğu için bütün hücreler o yeni e, kurgusallığa e, uyumlu oluyor. Yani ne demek uyumlu İnsanın oluyor? evrimi de diyebilir ne miyiz hiç, buna? Aynen öyle. Yani sen tek hücreli bir canlı olan e, ana rahmindeki bebeği etkilersen kimyasalla işte çevresel etkenler, su, paketli gıdadaki vır, vır vır hepsini Hı -hı. sayabiliriz. Yeni bir nesil oluyor. O yeni nesilde bizim bilmediğimiz mesela hastalıklar olacak mı? Bir. Ya da var olan bildiğimiz hastalıklarda artış gözlemlenecek mi? Şimdi öyle bir şey ki bu. E, bir kere e, yıllardan beri otizm on kat arttı. Bu en evet. çok gördüğümüz şey. Şimdi otizm ne diye söylenirse tırnak içerisinde esasında bir nevi esasında e, hatalı beyinli bebekler esas. Ama bu sadece hata beyinde değil. da hatalı, kalbi de hatalı. Birçok yer hatalı ama biz en çok e, onun beynini görebiliyoruz. Mesela bizim yeni yaptığımız çalışmalarda bazen e, kimyasallar şeyle geliştirmiyor. E, otizm de geliştirmiyor. Daha yavaş hareket eden bir çocuk geliştiriyor. Daha mızmız. Mız ne diyelim biz buna? Daha yorgun bir nesil. Yani yeni doğacak nesil özellikler ben size söyleyeyim şu andaki yaptığımız araştırmalardan. Daha yorgun, daha bitkin, daha hızlı yorulan, daha depresif. Neden? Neden? Çünkü çevresel kimyasallar birçok şeyi bozdu. Mesela bozduklarını sana söyleyeyim. Bir, beyindeki bağlantılar artık farklı. Bu da bir game esasında. Çok ilginç. Ee, otizmli çocukların içerisinde çok zeki olanlar da var. Asperger, Savant dediğimiz. Onlar da artış gösteriyor. Yani e, doğru ürünler hatalı ama bir kısım ürün hataları da garip çocuklar doğuruyor. Esasında dediğin tam doğru burada. Bir insan eli, bir kimyasal eliyle mutant yapıyor ya mutant. resmen. Ucuz yolu mutant yapma. Yani bu hani ninja kaplumbağalara benziyor. Schrader'ın olayı gibi. Ucuz yolla dünyaya kimyasallar verilerek bir deney yapılıyor esasında şu an. Ama koca bir dünya deney he, alanı. deney ama içinden çok iyi çıkan ürünler de var. onu hani da söylemek lazım. Uzaylılar diyoruz ya. gelecekte uzaylılar dediğimiz o uzaylılar biz belki olacağız? biz olacağız Hayır, onlar. Şu, o ucubeler biz Tabii olacağız. hay şöyle. Şu Şimdi mesela, mesela gıdaya da. baktığımızda işte içinde bisfenol var, propiyonik asit var, katkı maddeleri işte fitalat Ne oluşuyor peki? Gözlenmediğim bir. Mesela erkeklerde testosteronu daha az erkekler oluşuyor. Yeni doğan çocuklarda testosteron daha az erkek olup. Erkeklik gidiyor mesela. Yeni doğanlarda, Yeni doğanlarda testosteron evet, hormonu daha az. evet. Mesela o mesela otizmli çocuklarda e, nasıl beyin bozuksa e, bazı şeyde hormonlar da bozuk olabiliyor. Mesela çok iyi bildiğimiz bir şey var mesela e, atıyorum e, astım ilacı kullanan anneler mesela Yapılmış çalışmalar ya da bir ağrı kesici kullanan anneler çocuklarında bazı hormonların farklı olduğu. Bunların otizme daha yatkın olduğu ya da ee, hormonlarının bozuk olduğu biliniyor. Yani bu sadece şey değil, kimyasal değil. İlaç da böyle. Günümüz yani medikal her şey. Sistemi. Bütün bütün. bütün. Hmm. Çünkü senin vücuduna giren ilaç atılmıyor ki. Senin şimdi ben şunu söylüyorum. Ben bir defa ağrı kesici içersem artık eski oytun değilim. Çünkü o ağrı kesici benim genetik özelliklerimi değiştiriyor. Hani epigenetik deniyor ya. Gidiyor. Senin orada başka bir genin okunmasını sağlıyor. O zaman senin yaşadığın çevre, yediğin gıda, içtiğin ilaç hepsi seni Yeni bir insan yapıyor. Ve bu yeni karakterler döllenmiş çocuğuna da geçiyor. Yani şu andaki esasında bütün bu yeni dünya, işte koronası, işte gıda katkı maddeleri, ilaç sanayi, hepsi yeni bir nesil oluşturuyor esasında. Çok acayip. Şimdi bu söylediklerinizden ben şu manşeti attım. Erkekli gidiyor. Evet, erkekli elden gidiyor. Çünkü e, 50 yıl önceye baktığımız zaman sperm sayısı yarıya düşmüş durumda zaten belli. Ee, mesela şunu biliyoruz biz anne karnında hormon bozucularla e, muamele olan çocuklarda mesela en ünlüsü bisfenol bütün plastiklerde var hı hı. erkek tipi oyuncaklarla oynamıyor bebekler evet. yani ne var bir e, homoseksüelite yani tam bir erkek değil e, unisex diyebilirim ben buna. Arzuladıkları Ka da bu zaten. Evet, bu. Kadın ve erkeğin ortası yani cinsiyetsiz bir Cinsiyet dünya oluşuyoruz aslında çünkü testosteron çok şey bir hormon. Kırılgan, sadece testisten yapılıyor ve bozmak çok kolay. Ya yani anne karnında birkaç ilaçla falan bunu bozabilirsiniz. Ağrı kesicilerden şey yapıyor. Ağrı kesiciler testosteron miktarını düşürür anne karnında ve yeni doğan çocuklarda inmemiş testis çoktur. Yine aynı şekilde e, cinsel eğilimlerde bozulma sıktır. Yani dediğin manşe çok güzel. Yani erkek gelecekte aranacak. Yani spermi normal, testosteron normal. Yani şu var. Şimdi bir testosterona şöyle bir özelliği var. Testosteron bizi Erkekleri daha kaslı daha dirençli e, ve daha cesaretli yapıyor bizi ama bunları aldığımız düşünürsek ne çıkar ortaya daha korkak e, daha savunmasız Ülke. ürkek çok kontrol edilebilir bir toplum ortaya çıkarıyor çalışıyor Bu yaşadığımız son hastalık süreci. Ve tedavi protokolleri tam ismini söyleyemiyoruz sansürlü olduğu için bazı konular. Ben buna şey diyelim adını koyuyorum mikrop oyunları. Mikrop oyunları muazzam tamam gelmeden, lütfen hemen. Buraya gelmeden konu değişecek gibi değişmesin hoca. Şimdi gıdalardan bahsediyoruz, testosterondan bahsediyoruz ve erkek neslinin elden gitmesinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi eminim bizi izleyenler şu soruyu soruyor. Diyor ki biz ne yapalım hocam? Şimdi markete gidiyoruz aldık bunu okuyoruz içindekiler kısmına. Şu bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Aslında nedir bu? Atıyorum meyve suyu. Ne suyu? Nar suyu. Nar suyunun haricinde bakıyorsunuz 10 şey. kalem e, kimyasal Kime. ürün var. Şimdi vatandaş bu soruyu soruyor. Ben ne yapayım? Esasında çok ilginç bir şey yapılıyor. Dünya bir deney tahtası gibi yapılıyor. Esasında insanlar daha çok yesin, daha çok içsin, daha çok zevk alsın diye ürünler satılıyor. Önce yapılıyor sonra sonuçlar okuluyor. Aynı şu andaki şeyler gibi. Tedaviler gibi. Hı hı. Önce bir şey ortaya konuluyor sonra sonuçları e, şey yapılıyor, toplanıyor. Şimdi e, şunları bir kere analiz edelim. E, korkunç bir gıda kirliliği var. Bu su da geçerli buna. Plastik kirletti, e, tarım ilaçları kirletti. Peki bunu nasıl önleyeceksiniz? Hepimiz su içiyoruz. Hadi paketli gıdadan uzak durdunuz. Gerçekten de paketli gıdada büyük bir sorun var. Neden? Kabı alüminyumlu. Hadi bakalım içine geçiyorsunuz. Koruyucu madde dolu. Küflenmiyor, bakteri. Canlı üremiyor içinde. Oradan bilin yani. Küf bile üremiyor ki küf. Her yerde üreyen bir şey. Yani evinizin içinde her yerde üreyen bir şey. peyninizde üremiyor. Ekmeğinizde üremiyor. Mesela ben hayvanları, deney hayvanları propiyonik asitle otizm yapıyorum. Bütün sütte, peynirde propiyonik asit koruyucu olarak kullanılıyor. Yani otizm yaptığımız madde esasında bir koruyucu. Hayvanlara ne verdiğinde otizm yapıyor? Ne, neyle karşılaştın? Anne karnında neyi çok verdiysen otizm yapar. Aşırı stres, aşırı mesela tuz, aşırı şeker, aşırı bu koruyucu maddeler işte sitrattır, propionik asittir ondan sonra işte aşırı antidepresan, aşırı epilepsi ilaçları, her şeyin aşırısı bunu yapıyor. Ama bazı şeyler çok küçük dozlarda bile çok duyarlı. Mesela? Şimdi yani bunu şöyle söyleyebilirim. Ya yani bu, ya yani bunu söylemem doğru olmaz. Hmm, anladım. Anladım. Bir yani şey karmaşa doğurabilir sonunda evet, evet. ya da davalık olabiliriz her birimiz. Ha, yani Biraz çünkü, onun da... çünkü yani biz şunu görüyorum. E, ama e, piyasada kullandığımız gibi gıdaların yüzde on ila 20'si güvenli değil. Hmm. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? En azından marka söylemeden. Şuna baksınlar, bu varsa almasınlar Ben şöyle bir şey söyleyeyim. bir kere. E, ee, az yiyelim, az yemek, az zehir almaktır. Yani böyle basit gidelim ilk önce. Az yiyelim bir kere. Bu bir Allah'ın şey emri yani. Ha, aynen öyle. Ee, i̇kincisi, evet e, Hz. Muhammed de diyor. Zaten evet. hep diyor, değil. bütün Doymadan diyor, kalmış. sağlıksızların diyor e, şeyi sorunu dolu mideyle kalkmaktır. Hani hmm. ona benzer bir hadis i şerifi de var. Ee, i̇kincisi e, paketli gıdadan olabildiğince uzak duralım. Burada çok önemli bir şey var. Bir de yaptığımız e, hatalar var. Bir tanesi şu. Paketli gıdayı mikrodalgaya koymak ölüm. Ya yani bir ölüm. Hani ben şunu diyorsan. Ya ben abi kanser olayım. Çocuğum otizm olsun. Depresyona gireyim. Garaciğerimi öldüreyim. Böbreği çöpe atayım diyorsanız. Bunu yapın. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsunuz. Çünkü ne yapıyorsunuz? Paketli gıdalık. Bütün o kimyasalı çözüyorsunuz. Bu bir. İki ölümcül şey. Plastik malzemeyi e, şey atmak. E, yıkayıcılara. Nereye? Bulaşık makinesine. 150 derecede plastiğin üzerindeki o bütün şey, koruma tabakası, o şeffaf tabaka gidiyor. Lif, plastik liflerini yemeye başlıyorsunuz. Onun için hani herkes diyor ya, elde yıkamayın tamam, elde yıkamayın, çok su gidiyor ama, dedi, şey bulaşık makinesi hayırlı bir şey değil ki. Hem de bir de şöyle, ahşap e, kaşıklar var. Onları mesela bulaşık makinesine atmanın ne kadar zararlı olduğunu... Tabii tabii tabii. Üstünü sıyırıyorsunuz. Evet. En yani, basit şeyleri evet. bilmiyoruz yani hayatlarımızda. Ben ya. Iki, üçüncü konu, sebzeyle beslenme. Sebzeyle beslenme. Üst kabuğunu çıkarma. Çünkü korkunç organofosfat var, tarım ilacı var. Yani üst kabını soyma, yani bir santim kadar üstüne atma, ondan sonra... Hani çünkü tarım ilaçta suda çözünmediği için ne kadar yıkasanız da geçmiyor, Geç suda çözülmüyor. Aynı yağ gibi, o zaman ne de çözülüyor şey bu? Şey gibi hocam, daha yiyen bir çocuk öldü. Tabii, evet. deterjanla yıkamanız lazım ve bu da manyaklık o deterjan da evet. sıkıntılı. Onun için yapması gereken şey, ben bazen sabunla yıkıyorum üstünü. Hiç soyamadıysam, sabun yine içindeki bir şeyi bir miktar daha attırıyor. Hani o çözüyor onu. O zaman işte iyi yıkamakla geçer mi? Hayır geçmiyor. Onun için üst kabuğunu soymak çok önemli. Bir de şunu bilmek lazım. Sebze ağırlıklı beslenmek. Et hayır. Çünkü bütün hayvanlar korkunç miktarda su ve gıda tüketiyor. Ve bütün ağır metali organofosfatı etinde biriktiriyor. Özellikle en tehlikeli yerde yağ kısımları. Yağ korkunç bir şekilde Hayvanın en zararlı toksik yeri. Şimdi bunun üzerine Oytun Hoca yapay ete yönlendirme yapıyor. Bak et yemeyin Hayır, dedi derler şimdi mi? Bakın, Der, biraz evet, açalım doğru. derler. Evet derler. Şimdi bakın yapay... şimdi. Neden yani var olan günümüzdeki hayvanları evet, herhalde. Evet. Mesela e, eskiden ödemişte filan böyle sorunlar evet, yoktu, yoktu değil mi? Şimdi yani suyu kirlettik. Bizim etimizi de biri yese zehirlenir emin olun. Yani İsa eti de yese bir canlı ama Allah'tan bizi avlayan bir canlı yok. O da yazık olurdu. Yani ben şunu söyleyeyim size. İnsan eti yiyen canlıların çocukları otizm olurdu. Allah'tan bizi tüketen yok. Ee, et sıkıntısı şöyle. Tamam dünyada şu deniyor. Diyor ki çok fazla hayvan var. Çok fazla su tüketiyor. Çok fazla metan oluşturuyor. Çok fazla sera gazı oluşuyor. Ve dünya ısınıyor deniyor. Bu doğru mu? Doğru. Neredeyse dünyanın sera gazının üçte biri gerçekten de şeyden ortaya çıkıyor. Ee, çiftlik hayvanlarında. Bu abartılı gerçekten de. Çünkü bu bir endüstri. Et insanlar yiyor. Bizim ülkede et tüketimi yılda 20-30 kilo geçmez ama yurt dışında bu 8-10 katı. İnsanlar yurt dışında 150-200 kilo. 300 kilo et tüketen ülkeler var yıllık insan başına. Korkunç bir rakam bu. Şimdi bu deniyor ki bu önlenmesi gerekiyor. Bu Tabii ki insan alışkanlıklarını değiştiremezsiniz. Onun için yakında etle canı sıkılacak bir durum geliyor. Nedir bu? Ya deli danadır. Hmm. En basit etle bulaşan hastalık deli dana'dır. Biliyorsun 1983'te İngiltere'de salgın yapmıştı. Şu anda Brezilya'da salgın var. İki tane insan deli dana'dan öldü. Ve şu anda Çin ve İngiltere Brezilya'dan et ithalatlarını durdurdu. Ve burada bu hastalığın adı Kruzfeldt-Jakob-Desis'dir. Deli Dana hastalığının özel ismidir. Bu bir piriyon hastalığıdır. Hmm. Proteinden bulaşır. E ee, vücudunuza bir tane bile girmesi yeterli bütün beyninizi süngerleştirip çürütür ve bunuyorsunuz. Eee ah. bunu, erken buna nasıl bu Kanada'da bunama hastalığıdır. geyiklerde Kanada'daki görülüyor. o işte şu anda chronic wasting disease dediğimiz Hı -hı. zayıflama hastalığı çünkü evet. hayvan beyni gittiği için yiyecek evet. yiyemiyor, Ağzı, yutamıyor. Burnu zombiye dönüşüyor evet, galmişundur. Evet. hatta onu yiyen insanlarda da eee bu Brunsfink eyaletinde insana avcılık yapıyor. Kanada'nın Kubek bölgesidir. Hı hı. O bölgede onu yiyen insanlar da e, gizemli hastalık diye e, 48 kişi bundan Bunu bir biyoteröre çevirebilirler, çevirebilirler mi? Çevirebilirler. Oh. Zaten bu hazırda var dünyada zaten. Bu çok rahat buradan yayılabilir. Böyle bir şey olursa zaten ete veda yapaya de e, merhaba. Zaten böyle bir veda olacak zaten. Hı hı. Çünkü yemeğin demekle olmaz. Ne olacak? Oradan bir şey ortaya çıkacak ve et olayı bitecek. Hem de böyle, yani piyon hastalıkları böyle geliyor. Çünkü piriyon hastalıkları çok tehlikeli ve ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi mesela Brezilya'da iki kişi de gözüktü. Korkunç yani çünkü Brezilya diyor ki hayır diyor. Onlar etten değil. Bazen vücutta da bu normalde piriyon oluşabiliyor. 80 yaşında, 70 yaşında yaşlanınca oluşabiliyor. Yani normalde oluşabiliyor. Bu Ama insandan proteinle. insana bulaşmıyor, bulaşmıyor değil mi? Hayvandan bu, insana. Buna varyant prion deniyor. Variant işte, Kruzfeldt-Jakob de işte, Sizes. Yani varyant dili Bu 3-4 sene içinde bunamaya sebep oluyor. Çok hızlı bir bunama. Aldıktan sonra proteini, etildikten sonra bunamaya başlıyorsunuz. Ve çözümü, tedavisi yok. yok. Resmen Alzheimer oluyorsunuz. Ve bir yıl içerisinde ölüyorsunuz. Çok tehlikeli ve şu anda bir aşısı da geliştirilmemiş durumda. Bir tedavisi de mümkün değil. Dünyanın geleceğini daha karanlık görüyor musun? Tabii ki. Tabii ki ben e, şunu görüyorum. Dünyada artık data games var, bilgi oyunları var, açlık oyunları var, Squid Games var, germ oyunları var. Bill Gates de bunu söyledi zaten. Bütün devletlere şunu söyledi Dünya Sağlık Örgütü'ne. Artık dedi mikrop oyunlarına hazır olun ve buna yatırım yapın dedi. Çünkü dedi gelecekte oyun oynuyorlar esasında. O yüzden şimdiden çiçek hastalığının evet, reklamını çiçek, yapıyor. Evet şu anda çiçek mesela şu anda Pensilvanya'da çiçekle ilgili bir şey ortaya çıktı. Amaç ne hocam? Ama şu amaç oyun. Seçelim. İnsanlığı azaltmak diye. Hayır. Bu değil. Seçmek. Seçmek. Kimi seçmek <laughs> istiyor? Diyor ki hayatta kalanlar kim hayatta kalır sizce böyle bir şeydir? Mesela hangi toplum ayakta kalır sence? Salgına Bilgi kim müdahale? Bilgi toplumu değil mi? Aşı yapabiliyorsan. <laughs> ilaç geliştirebiliyorsan, belki de şimdi dünya bir durağanlığa girmişti. Son 30 <laughs> yıldan beri yeni ilaç geliştirilmedi, yeni teknolojik atılım sadece bilgisayarda var. Ama medikal teknolojiler gelişmedi. Birisi bunu arkada itmeye çalışıyor. Diyor ki mesela biz hala lösemi başımıza dert mi? Ya, hala tedavi edemiyoruz. Evet. Kemik yerinin hakkı dışında bir ilaç yok. Keza kanser öyle. Alzheimer öyle mi? İlacı yok. Evet, kanser öyle. ilacı var mı? Yok. yok. Otizm ilacı var mı? Yok. Birisi şunu dedi. Hadi artık. Bu kadar yeter. İki şey istiyorlar. Bir, tıbbi gelişim istiyorlar. İki, hasta olmayan yeni insan nesli isteniyor. Yani ne demek o? Daha dayanıklı ve daha akıllı. Bu esasında bunun oluyor. Ama bunun için bir eleme gerekiyor. E tabii ki. Eleme yapmadan bu şey şimdi koronadır, yarın priyon e, hastalıklarıdır, öbür gün Çiçektir. çiçek birisidür. Ama tabii. dünya böyle gidecek tabii. uzun bir süre. Bu konularda tabii. var mı ekleyeceğim bir şey Emrah? Yeni bir alan soruyorum. açacağım. Ya, ya, konuşacak benim, çok şey var da. Işte, evet. <laughs> korkuyorum artık. Bilimle uğraşan bir bilim adamıyla beraberiz. Evet ama bu kara bilim tarafını da çok güzel anlatır. O teknolojileri gelişimleri bize söyler ama o işin hangi ellerde neye dönüşebileceğini de çok iyi anlatan bir isimdir Oytun Erbaş. Genelde böyle Aa, harika bir teknoloji deyip ona odaklanıyorlar oytun ama ötesinde insana ne olabileceğini çok anlatan bence yok. CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9 olarak da bilinen bir teknoloji var. 2020'de iki e, bilim insanı kadının bulduğu, Nobel ödülü aldığı bir teknoloji. Bu nasıl? Belki Emrah onun böyle görüntüsünde koyabiliriz. Fermuar, bildiğimiz Fermuar gibi bir keşif bu. Çok ee, basit bir şey. Ya, DNA. DNA Ekmek gibi düşünün. Ekmeğin bir parçasını ısırıp oraya hmm. yeni bir ekmek parçası koyabiliyorsunuz. Bu yani ona... şöyle diyelim siyah ekmeğin içine beyaz ekmek koyabilirsiniz. Ha, genetik bir makas diyebilir miyiz? Genetik, ha, bir, genetik makas. bir makas. Oradaki bir geni kesip yenisini, yenisini koyabiliyor. Evet, bu ne bu, demek? Ha, mesela diyorlar ki artık hasta bir nesil olmayabilir bu teknolojiyle. Ama ötesinde de başka şeyler yapıyordur. Ne olabilir? Şimdi eskiden e, gen değiştirmek mümkündü. Yani geni değiştirebilirsiniz. Neyle? Virüsler geninizi değiştirir. Mesela bu korona sezin geninizi değiştiriyor mu? Evet. Daha önceki virüsler grip değiştiriyor muydu? Evet. Hepatit B, hepatit C değiştiriyor mu? Evet. O zaman virüsler bizim genimizi değiştiriyor. O zaman bu bir. Yani virüsler geneti değiştiriyor. Ama biz bunu biliyor muyuz hangi yönde? Bilmiyoruz. Tamam. İki. Biz genetiği değiştirebilir miyiz? Evet. Ama ne kullanmamız lazımdı yine? Virüsleri. Virüsün üstüne yüklüyordunuz geni. Adenovirüsler ya da plazmit deniyor bakterilerden. Gönderiyordunuz. Ama iş nasıldı? Uzun. Neden? Çünkü e, virüs üretmeniz lazım. içine geni aktarmanız lazım. Baya bir... Ama şimdi böyle değil. Bu bakterilerin yaptığı bir enzim var zaten. O enzimin bizde de DNA kesebildiği biliniyor. Hı hı. O bakteriden elde ettik onu. Ve o kestiği yere yeni geni koymak da kolay. Çünkü, çünkü geni her yere koyamıyorsunuz her kestiğiniz yere yan koyulmuyor. Özel yerlerde kesmek lazım. Mesela tanıdığı yer var mesela. Ek, şöyle bir şey düşün. Ekmek düşünün bir tane. Hmm. Ekmek beyaz ekmek. Orayı kesip oraya pasta koyacaksınız. Her yerine pasta konmuyor. Sadece ekmeğin tam ortasındaki biraz yan tarafa konabiliyor. İşte bizim bakterideki kendinizin böyle yapıyor. Tam doğru yeri kestiriyorsunuz ve pastanın genini ekmeğin içine koyabiliyorsunuz. Yani buradan şu ortaya çıkıyor. İstediğiniz genle oynamak mümkün. Nasıl yani? Zeka geni oynayabilir miyim? Evet. O zaman daha zeki olabilir mi? Evet. Göz geniyle oynayabilir miyim? Evet. O zaman mavi gözlü çocuklar. Ismarlama bebekler. Ismarlama Uzun boylu, sarı saçlı, zeki, kaslı olsun. Peki genler biliniyor mu? Evet. Hatırlıyorsunuz, musunuz? Human Genome Project vardı. İnsanın evet. gen projesi. Evet. Şu andaki insandaki bütün genler biliniyor. Hangi genin ne yaptığı biliniyor. Ama bir sıkıntı var. Genle oynarken bir gen ne demek? Protein demek. Ama e, protein sadece bir yerde yok. Örneğin tırnaktaki protein aynı anda gözde var. Aynı anda beyinde var. Sen tırnağı değiştireceğim derken beyin de değiştiriyorsun. Bu esasında yaratıcının Senkron bozuluyor. Yaratıcının yaptığı bir koro mekanizması yapılmış. Yani şu yapılmış. Tek protein tek yerde yok. Şöyle oluyor. Zeka geniyle oynadın mı çocuğun kulağı duymuyor. Aa. Ya da zeka genle oynadın mı kasa olmuyor, kemiği bozuluyor. Yani bir korunak yapılmış. Bu da evrensel ilahi bir gücün ya. bizim çok genetik kodu sağlamlaştığını göstergesi. Bunlar ne yaparsa yapsın Allah'ın yaratımında erişemeyecekleri bir şeyler de mutlaka vardır diye düşünüyorum. Bir evet, sır. Evet bir sır var. Bu sır şu e, ama yeteri kadar oynarlarsa çok run diyorum ben buna yani tek, çok tekrarlarsa bu deneyi o zaman çözerler. Bu şuna benziyor. Şifre bulmak gibi. Ne olur çözülürse? Çözülürse bu sefer e, siz yarısı insan yarısı hayvan e, canlılar yapabilirsiniz. Zaten son nakil oldu biliyorsunuz. Domuzdan insana. Evet. E, domuz ama nasıl domuz? İnsanlaştırılmış domuzdan insana böbrek nakli böbrek yapıldı. Nakli. Bu başladı. Yani amaç şu. E, bütün canlılığı değiştirmek. Amaç ne biliyor musunuz? Yeni bir insan türü ortaya çıkarmak. Ama bu yeni insan türü insan türü falan değil. Ben buna transhumanizm olduğunu inanmıyorum. Bu daha başka bir şey. Bunun adı yeni yaşam formları bulmak. Yeni yaşam Hı. formu nedir? Ee, çok dayanıklı. Bu insana flesh benzemeyebilir. Yani yeni hibrit canlılar. Yani bakteriye benziyor, sıçana da benziyor, radyoaktif serpintide de ölmüyor. Çok dayanıklı, çok uzun yaşayabiliyor. Düşünsenize ağaçların bin sene yaşadığınız O zaman biraz ağaçtan genel Biraz sıçandan genel, biraz soğuk kanlarda, soğuk soğukkanlılarda kanser de olmuyor. Yeni canlı türleri. Ben e, onun için gelecekteki olayın sadece insan değişimi olmadığını yeni canlılar, yeni yaşam formları Mars'ta yaşayabilen hayvanlar düşünüyorum. Ha, belki geleceğe dönük bir yatırım tabii, planı olabilir. Tabii. Çünkü şu anki tabii. insanın yaşamasına elverişli değil. değil gezegenler. Peki bir şey sana söyleyeyim. Şu anda e, hiç, e, mesela biz şu anda oksijeni kullanıyoruz enerji hı hı. elde etmek. Ama denizlerin dibinde yani e, kükürtü karbon, kullanan karbon, hayvanlar evet. var. Onlar biz karbondioksit üretirken onlar hidrojen sülfür yapıyor enerji üretmek için. Ama Mars'ta da diğer gezegenlerde korkunç miktarda kükürt var. Hmm. O zaman oksijensiz ortamlarda yaşayan insan yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki de. Neden yapılamazsan? Orada alırsın bakteri o geni, aktarırsın insana. Bu sefer yeni Mars kolonileri ortaya çıkıyor. Farkında mısınız? Burada sadece bilimle, bilim artık dünyanın yeni dilidir. Benim bir büyüğüm onların 50 yıllık planları hazır dediğinde kastettiği daha muhtemelen olsun, böyle olsun, şeylerdi daha. Olsun, olsun. Olsun. Peki şimdi bir, yer altına inen bir Şöyle bilim. Şunu şunu da söyleyeyim. Tabii şunu çok onu unutma. Lütfen. Bilim aynı bellek gibi, e, kümülatif bir şey. Yani nasıl bizde bir hafıza var ya, hı hı. hani şey diyoruz, kolektif hafıza. Mesela herkes aynı rüyaları görüyor, değil mi? İşte sınavda hazırlıksız sınava girme, düşme, dişlerin hı hı. dökülmesi. Hep aynı rüyalar. Uçmak, çıplak kalmak. Ya Brezilya'daki adam da aynı rüyayı görüyor. Sen de aynı rüyayı görüyorsun. Kolektif bilinç. Kolektif bilinç. Bu neyle aktarılıyor? Genle aktarılıyor. Mesela hepimiz yılandan korkuyoruz. Karanlıktan korkuyoruz. İşte yeni nesilde bu da aktarımı olacak. Ve yeni bilimsel gelişmelerle daha farklı çocuklar doğacak. Ama hangi ülkelerde? Daha bilimsel ülkelerde. Daha bilimsel çocuklar doğacak. Ee, i̇şte şöyle düşünün. Çiftçilik yapan ülkelerde daha çok çiftçiler doğuyor. Bilimsel ülkeler daha çok bilim doğuyor. Kutuplarda daha çok kutup çocuğu doğuyor anladınız mı? Kolektif bilinçle yayılıyor. Onun için siz bir süre sonra genle bunu aktarıyorsunuz. Yani ben hep şunu diyorum. Bilim adamı olunur mu doğulur mu? Önce bilim adamı olunur sonra çocuğumuz bilim adamı doğar diyorum. Çünkü onu gene aktarıyorsunuz. Bizim bilmediğimiz bu. Şimdi bu adamlar yeni bir dünya düzenine gidiyorlar. Yani nasıl big data'yı bilen, ellerinde her şeyi bulundurdukları Çin, Amerika bunlar artık dünyada korkunç bir duruma geliyorlar. Ben çocuk doğarken diyor ki içinde geliyor çocuk. Yani nasıl karanlıktan korkan bir çocuk doğuyorsa bunlarda da bilgisayarı bilen, genetik teknolojiye yatkın çocuklar doğuyor. İşte şimdi biz onlara kristal çocuk diyoruz, hmm, indigo, indigo diyoruz, diyoruz, asperger diyoruz. Onlar çok farklı çocuklar. Onlar geliyor. Biz bunun haberinde bile değiliz bence. Onun için yani bunu yapmak mümkün değil el ortamıyla. Bakın dünya esasında nasıl bir farklı bir yola gidiyor. CRISPR Cas9 da gen oynanmaya çalışılıyor. Bir yandan gen geni değiştiriyor. Esasında büyük bir oyun var ama oyun ne? Oyun esasında o kadar garip bir şey ki yeni bir dünya oluşturuyor esasında. Yeni bir dünya değil, yeni bir evrene doğru da gidebilir. Evet, ben oraya gelecektim. Evet. Bu sizin söylediğiniz zaten eğer ki böyle bir yaşam formu oluşturacak olursa Ama, artık dünyanın hükmü bitti. Tabii başka gezegenlere. gezegenler. Bak, evet. Ama bir şey size söyleyeyim bunu bir yapmalı. Neden biliyor musunuz? Yoksa dünyaya takılır kalırdık. Bakın bu kötü bir şey değil. Ama ilk başlangıçta her şey kötüdür tabii ki. Ya yani şimdi tamam buna kızabiliriz. Ama yarın gezegenler nasıl gidecektik? Yeni insan formları lazımdı. Bari bir şey size söyleyeyim mi? Bence üst karar vericiler bizden daha iyi düşünüyorlar. Kimi konular. Kimi konularda. Bir şöyle bir şey var. Tamam ben hak veriyorum. Şimdi gerçi de insan doğallığını kaybetmek istemiyor. İnsanlığı kaybetmek istemiyor ama birileri diyor ki biz başka yere gitmek istiyoruz diyor. Kükürtle yaşayabilen insanlar üretmek istiyoruz şimdi. Ne yapacağım ben onu? Ben bu dünyada ölebilmek istiyorum. Benim isteğim, arzum bu. Şunu merak ediyorum Oytun. Az önce unutma demiştin ya. Şimdi bir takım yeraltı bilimi de var. Ee, nasıl işte, i̇şte Wuhan'dan kısır. kaçtı o virüs, onun gibi kara tarafı da var ya yer altındaki bilimde bazı e, dünyanın henüz normlarına uygun olmadığı için bazı deneylerin de e, kanuni, legal bir tarafı yok. Mesela deniliyor ki genetik bebekler tasarlandı ve dünyaya geldi deniliyor Çin'de. Ama biz sonrasını bilmiyoruz. Bunlar gerçek mi? Genetik bebekler eğer tasarlandı ve doğduysa bunlar aramızda mı? Mesela yer altına inen bilimle ilgili verebileceğin çarpıcı örnekler Şöyle, var mı size? yapılıyor? şimdi nasıl biliyor musunuz? Bir kere e, bu Dorosifella sineği var e, ünlü, e, meyve sineği, sirke sineği. çok uzun değil, yapılmamış şey yok. Zekası değiştirilmiş, bacağı dört tane değil altı tane yapılmış. Aynı şekilde sıçanlardan, nasıl sıçan istersen var. Alzheimer'lı sıçan, nasıl Alzheimer'lı sıçan? İnsanda Alzheimer gene aktarılmış. Sıçanın nesi değil? Akciğeri değiştirilmiş sıçan var. Humanize sıçan var. Deve sıçan var. Sıçan ama antikoru deve tipi. Yani her yeriyle oynanmış. Şimdi bak ne diyorum? Bunu biraz algılamanız lazım. Her yeriyle oynanmış ve değiştirilmiş sıçan böcek varsa her yeriyle oynanmış, değiştirilmiş embriyo da var. Ama bu embriyo çalışmaları insan boyutuna gelmiş midir? Hayır. Ama bunlar embriyo boyutunda kaç günlüğe kadar İlk 20 gün, 30 günlük ne olacağı biliniyor. Hı. Yani bunları yerleştirirlerse bu çocuklar şu anda hazır. Bunlara kriyo embriyo deniyor. Kriyo embriyolar 50 sene, 100 sene, eksi -270'te kalabilir. Onun için onu hazırlanıp, hazırlanıp nitrojene konur. Sıvı nitrojene orada durur bu. Zamanı geldiğinde yaşayıp hayatta kalabilirler mi? Tabii kalırlar. kalırlar. Ya bir insan ömrü gibi tabii, bir tabii, ömür tabii, sürebilirler tabii. mi? O da deneniyor işte. Hı. O da şu anda bir buzayı dışarıda yaptılar amniyons sıvısına. Evet. Yani dışarıda rahim de artık var. Evet. O zaman gelecekte rahime de ihtiyaç yok. İhtiyaç yok. yok. Hani doğurmaya da ihtiyaç yok. O zaman böyle ne olabilir yani? E, fabrikalar olabilir. E, ne fabrikaları? Filmler de değil gibi. Değil. Aynı Embriyo film, film. Embriyo evet. fabrikaları. Embriyo fabrikaları evet. olabilir. Şunu sormam lazım. Şimdi e, hani yasal sınırlar içinde anlatıyorsunuz anlıyorum da. Yer altında ya da uzaydaki o bilmediğimiz laboratuvarlarda insan üzerinde bu çalışmalar yapılmış olabilir mi? Şimdi şöyle. Bir geçilmiş olabilir mi? E tabi zaten biliyorsunuz hem... Avrupa'da yasakladı biliyorsunuz şey de evet. ki, kiliselerde yasakladı. Papa çok evet, papa, evet yani embriyo çalış Amerika'da Türkiye'den yasak. bu konuda ses yok. Yok bizim bizde Avrupa akreditasyonu olduğumuz için bize de yasak. İnsan embriyosu müdahale aslında. yasak demişler. Yani, papa Bir adamlarımız yine konuşmuyor diyor. Bizim adamlarından pek yok. Pek pek Şimdi yok. Şimdi şöyle biz ama şöyle bütün dünyada insan embriyosu çalışılıyor sadece söylenmiyor. Ben hibrit embriyolarla çalışıldığını biliyorum Hindistan'da. Hı. Yani nasıl yani? Biraz domuz, birazı insan gibi hibrit embriyolar var. Ya çalışılmaz mı? Yani mümkün mü? yani ya mümkün. Bak şimdi. Bir şeyi çalışmak çok kolay. Bizim sıkıntımız ne biliyor musun? Biz bilmediğimiz için bilimsel bilgiye sahip olmadığımız bize zor gibi geliyor. Ya bu adam evinde çalışıyor ya. Bir sürü bilim adamın evinde kendi laboratuvarı var. Bu Zor bir şey değil ki. Yani e bu bizde şey altı bize şöyle bir şey var bizde bilim dedim mi böyle tüpler anlaşılmaz hiç öyle değil nasıl bir şey biliyor musun okuma yazmayı bilmezsen okuma zor bir şey mi evet Bilmeyene bilmeye zor Çince mesela bilmiyorsan zor ama bunun dilini mi çok kolay o zaman bizim sorunumuz ne? bilim tahsil etmemiş olmak. Peki dondurma dedik de şimdi insan hmm, dondurma ile notumuz vardı bizim şimdi e, kendini donduran insanlar var zengin insanlar var mesela adam 40 yaşında ben bu dünyayı yaşamak istemiyorum. Lanet olsun bu dünyaya. Ben 50 sene sonrasını yaşamak istiyorum." diyor. Kendini 40 yaşında donduruyor. Bu insan 50 sene sonra 40 yaşında o buzluktan o şekilde çıkabilecek mi? E embriyo çıkıyor. Mesela biz yumurtaları, spermleri, embriyoları 100 sene dondurabiliyoruz. E, kemik iliği bankaları, kemik iliğini dondurabiliyoruz. E o canlanıyor da o mu canlanmayacak? Yani belki şu andaki teknolojiyle mümkün değil ama 50 yok, yok, yıl sonra mümkün, mümkün. mümkün. Şu anda, Allah e, şu, e, şu anda Allah. Mesela ben geçenlerde vardı 20 yıl önce dondurulmuş Avustralya'da kemik iliği. Evet. E, 30 bir sene şey sonra nakil ettik. Yani. Nasıl? Bir bir ama bütünüyle orada. o insanı uyandırabilmek... Tabii tabii aynı gen duruyor. her şey stabil. Ya Peki, kemik iliği tuttu yani. Yani şöyle e, o insan e, ölmüyor. Şimdi nasıl biliyorsunuz şimdi e, dondurunca eksi 270'te metabolizma sıfıra iniyor. Metabolizm olmayınca, yani arabayı çalıştırmayınca da araba yaşlanmıyor. Yaşlanmayı durduruyorsunuz. Yani soğutursanız yaşlama durur. Mesela ameliyatlarda bu yapılır. Bypasslarda. Ölüm gerçekleşmiyor sadece ya, evet, yaşlanmıyor. duruyor. Ya, aynı kaplumbağa sistemi. Kaplumbağalardan aynıdır. Kaplumbağa soğuk kanlıya, bütün soğuk kanlılar uzun yaşar. Neden? Çünkü e, vücut e, çalışma hızları düşüktür. Tavşan, Aygısız olduğundan evet, galiba. Hayır yani onun e, şey diyelim genetik özellikle Mesela tavşan erken ölür. Neden? Kalpsiz, hızlı. Sıcak kanlılar erken ölür. Neden? Metabolizma hızlı. Ha. Yani biri benzinli motor gibi düşünün sıcak kanlıyı. Arabaya basıyor, basıyor 220 ama motor evet. tükeniyor. Erkeklerin daha kadınlardan daha önce vefat evet, etmesinin aynen. sebebi Şu, de e, bu. Erkekler mu? Erkekler daha çok cinsellik <laughs> yapıyor, daha çok yani e, tabii mesela ben hep diyorum çok seks öldürür. <laughs> Yani eplerim ben çünkü arabayı yıpratırsın yani. <laughs> Ondan sonra, <Aynen> sonra... <laughs> çok seks öldür. Ya çok seks hakikaten hayatı bozar. E, e, gerçekten de. E, e, yavaş bir araba her zaman uzun dayanır. <laughs> i̇şte bu da öyle. Dondurmak da öyle. Metabolizmayı yavaşlatıyorsunuz. Yavaş Aynen öyle. E, şu anda en çok kullandığımız dondurma sıvısı DMSO, antifriz. Şimdi sizi dondurursak ne sorun yaşarsınız? E, su donunca ne olur? Patlar. Hacmi genişliyor ya, hücreniz evet, evet. patlar. O zaman önce sizi niye yatırmak lazım? Antifrize. Antifriz ne? Donunca e, genleşmeyen şeyler. E, onun için şu anda mesela organları nasıl taşıyoruz biz? Kalbi çıkarıyoruz nakilde. 48 saat, 24 <laughs> saat taşıma evet. solüsyonları var, taşınıyor. E Kalp 24 saat sonra canlanıyor da, böbrek canlanıyor da. Senin bütün vücudun senin niye vücudun... canlanmasın? E, tabii ki yani, yani, bu, yani basit bir mantık ya, Google mantığı tabii. Arzu ki. eder miydim böyle bir şey? Yoksa sen de benim gibi bu dünyada ölmek isteyenlerden Hayır, misin? Hayır, ben ölümsüz olmak istiyorum. Aa. Ah. Evet, benim bilimle uğraşmanın sebebi ne? He. Ben çok uzun yaşamak istiyorum. Benim amacım bu. Ben yaşayamasam da benim yaptıklarına başkaları uzun yaşasın istiyorum. Yaşının e yıpranmayı önlemek istiyorum. Yani daha uzun yaşamak, daha Hepimizin amacı bu değil mi ya? Herkes <laughs> ama şimdi bir dakika. Herkes diyet programları diyor, işte şu diyor, bu diyor, anti aging diyor herkes estetik ameliyatlar amaç ne? Hep Her diye... nefis ölümü tadacaktır yani. cümlesini e, hani... nereye koyacağız o zaman? Vallahi bu tada, tadacak. Bir Tad... şey bir şey söyleyeyim mi? Ee, çok güzel bir şey Ferda ee, ayak bastın. Ee, süpersin. Evet. Hemen sana bir şey anlatayım. İnsanın geninde yaşlanma konmuş. <laughs> neden biliyor musun? Ölsün de yenisi gelsin diye. Bütün canlılarda var bu gen. Bak. Ne yaparsan yap, hangi ilacı kullanırsan kullan, genetiği de değiştir. Öleceksin. Biliyorsun evet. ya yaşasan Evet, neden biliyor musun? Gende var bu ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Gene ölüm konmuş. Gende ölüm var ya. Bak Ölüm yolları var mesela hücrede. 10 tane. Birini kapatıyorsun öbür taraf çalışıyor. Hepsini kapatıyorsun bir tane de bir yerde bir şey çıkıyor. İnsan ve hayvanlar ölmek üzere yaratılmışlar. Bunun da sebebi ölsün yenisi gelsin. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Dünyada kanser hastalığı çözülseydi. Şu anda ortalama ölüm kaç dünyada? 74, 73. Ortalama evet, ölüm yaşı. Belki daha uzun olurdu. Çok basit soracağım. Kanser hastalığının tedavisi bulunsaydı ortalama ömür kaç sene uzardı? Ben 120 diyorum. Sen? Yani yüzü geçerdi muhtemelen. Söyleyeyim mi? 3 sene uzuyordu. 3 sene? Evet. Aa, kanser olma. Kadar evet, o kadarcık. Neden? Ne demiştim? Genimizde ne var? Ölüm, ölüm var. kodlu. İkinci soruya geliyorum. En sık ölüm sebebi damar sertliği ve kalp krizleri. Damar sertliği, hipertansiyon ve e, dam şey e, ne onun adı? Şeker hastalığı ortadan kalksaydı ortalama ömür kaç sene uzardı? Yani o zaman bir sene, iki sene. Altı sene. O zaman kanser olmasaydı 3 sene. Damar sertliği vıdı vıdı olmasaydı altı sene. Sonuç öleceksin. Onun için harika bir yere şey yaptın. Temaz Mezar hakkında yazıyor zaten. Her şurada. canlı her ölümü tadacaktır. Her canlı ölümü tadacaktır bu doğrusu. İşte gerçekten neden? İşte o gen var. Peki, peki o kriz Pierre'la bu ölüm genleri çıkarılabilir mi? Bir, iki, yüz yaşını geçmiş insanların genleri normal insanlar aktarılabilir mi? Evet. Çünkü yüz yaşı geçmek bir gen. Bakın söylüyorum. Yüz yaşı geçmek genetik bir hastalık. Hmm. normal değil hastalık Hastalık. yani 100 yaşı geçmek bu ne demek biliyor musun 100 yaşı istediğin kadar iyi beslen kendine dikkat et 100 yaşı geçemiyorsun ama ailende varsa geçiyorsun şöyle bir şey söylüyorum uzun yaşamak 100 yaşı geçmek genetik bir hastalıktır ama CRISPR-Cas9'la CRISPR, normal insanlara bu gen aktarılabilir ya o zaman evet. e, ölümsüzlüğe giden 110 biz... yaş 120 Hı. yaş 130 yaş Hayati sırrı o dediği ölümden değil, toprağa girememekten korkun. Her Müthiş. yayında söylüyorum. İşte bütün tüm evet. bu yaşadıklarımızın özeti. Evet. Kimse kusura bakmasın. Emrah var mı ekleyeceğim bir şey böyle sanki konuları evet, şimdi... yeni konuları ben açıyormuşum gibi oldu ama ekleyeceğim Yok, bir şey çok varsa. Çok güzel idare ediyorsun. <laughs> ee, teşekkür ediyorum sana. Şimdi e, sizin bir sözünüz daha var. Aşkı hisseden son nesil. Bunu da açalım istiyorum biraz aşk insan deyince kalmayacağız ki insani duygularımız olsun, kalsın olsun. değil mi? Önümüzdeki sor, günlerde sor. Önümüzdeki günlerde madem erkek nesli mumla aranacak kadınlar aşkı nasıl yaşayacak? Şimdi şöyle bir şey hep söylenir ee, insanın gerçekten de iki tane beyni var bir tane şu idrak eden konuştuğumuz beyin bir de bir duygusal hayvani bir tarafımız var yani aynı biz de hayvanlar gibi seviyoruz üzülüyoruz seviniyoruz şimdi e, o hayvani taraf yok oluyor artık yani herkes daha mantıklı, daha mantıklı daha mantıklı Hatta algoritmler karar veriyor, yapay zeka karar veriyor bizim yerimize. Yapay zeka bize şunu diyecek yarın, çok duygusalsın, çok duygusalsın, yani bir, bu bir yürü git ya, çok duygusalsın. Diyeceksin ki sen duygusalsın şimdi sen beni de kapatırsın diyecek. E ee, ben sana izin vermiyorum diyecek. Onun için insan duygusallığı bırakmak zorunda kalacak ya da yeni klonlar, yeni oluşturulan insan nesilleri duygulardan uzak olacak. Yani sevemeyen, korkamayan, nasıl şey diyorduk ya tek cinsiyet olacak gibi <laughs> kadın erkek olmayacak. O zaman sevemeyen, coşamayan, üzülemeyen hani böyle diyecek ki ya ben seviyorum mesela diyeceksin birine. O diyecek ki ya ne demek bu ya? Ben diyeceksin ben bunu şu karşıdakine böyle içim hani ona sarılmak istiyor. Diyecek ki, sen biraz herhalde eski nesilsiniz siz. Bu, bu laf olacak. Çünkü bu genleri çıkarmanız gerekecek. Çünkü bu genler bizi duygusal yapıyor. Duygular da hatalı kararlar verdiriyor. Hep bir laf vardır. İnsan mantığıyla karar verir, duygularıyla uygular diye. Mesela biz asla bir şeyi mantığımızla hareket etmiyoruz. Çok mantıklı düşünüyoruz. O iç sesimiz dediğimiz i̇şte şey o mi? Şey. Evet. evet, evet. Mesela diyorsun ki ya mesela çok basit bir olay var. Kar edeceksin diyorsun. Ki, ya girmeyeyim neden? Ya o adam şimdi üzülür falan. Ya bunu yapmasaydık esasında mesela bilgisayar bunu yapmıyor çatıcı. Onun için her zaman şöyle bir şey olacak. Duygular bizi, duygular eski insanların lafları olacak. Yani diyecekler ki bizim dedem var biraz duyguları var. Ne diyor? Seviyormuş. Mesela ilk olarak konuşacak. Dedem seviyor falan. O diyecek ne demek mi sevmek? Ben de anlamadım. Sarılmak falan istiyor. Bana çok ilkel geliyor. Dede yapma diyorum falan. Ya öpme beni diyorum. Ya da işte bana sarılma diyorum diyecek olacak. Çünkü bu genler de CRISPR'la yok edilebilir. Yani CRISPR, Cas9'la. Mesela siz şunu istemez miydi mesela bir insan? Çok üzülmemek. Ya ben insana dair ne varsa ben var olan halinden memnunum. Ya hani neyse olum. işte yani işte böyle bir <laughs> gidişatta var ya. Hani o hayvani <laughs> tarafı çıkarmak, duygusal tarafı çıkarmak olabilir. Senin sorun var mı başka? Hmm. Vallahi var bir dijital human meselesini. Yani bu meta kelimesini çok sık duyuyoruz ya. Hı -hı. Meta artık her şeyin içinde bir metaverse. E, tanımlaması hayatımıza girdi ama bu meta hümünler var bunun içinde pek çok şeye uyarlanabilen yani bu Zuckerberg öyle bir kelime seçmiş ki geleceğin sanki kelimesi gibi duruyor bu meta. E, şimdi dijital insan, dijital ikizlerimiz de artık o sanal evrenlerde var olacak. Dijital ikizim varsa benim yerime toplantıya girebilecek ben orada başka bir şeyle meşgulsem benim yerime her şeyi yapabilecek. Hatta gün gelecek belki benim bütünüyle yerimi alacak. İnsanın serüvenini bu gelişmeler ışığında nasıl görüyorsun Oytun? Yani bu az önce dedin ki bence artık biz sohbette de söylemiştik dünyanın süper güçleri Doları elinde bulunduran petrolü elinde bulunduran değil, daha çok veriyi bulunduran olacak gibi duruyor. Evet. Nasıl bakıyorsun? Bu sanal gözlükler, eldivenler. İşte dedin ya aşkla bitiyor. Orada dokunacak muhtemelen o eldivenle değil mi? Şimdi şöyle e, yapay zeka her şeyi kaydediyor ve artık yapay zeka insandan daha çok insan. Neden? Çünkü e, mesela telefon monitörü sizin nereye baktığınızı biliyor, göz hareketlerinizi takip ediyor. <laughs> mesela anneniz öldüğünde nasıl göz hareketleriniz olduğunu biliyor artık. Anneniz öldüğünde Google'dan ne arattığınızı biliyor. Doğum gününüzde çocuğunuza nasıl bir arama yaptığınızı biliyor. Ve senin duygularını senden daha iyi biliyor esasında. Sen göz hareketlerine o kadar iyi bakmamışsındır. O zaman yapay zeka senin göz hareketlerinden bu bugün biraz etkilenmiş birinden diyebiliyor. Mesela bir adam monitöre bakıyor mesela. Babasına benzeyen insanları seçiyor. Bu sefer reklamlar babasına benzeyen insanlara gelmeye başlıyor. Ya da çocuğuna benzeyen çünkü biliyor cihaz. İki bizim pupil çapı yani göz ebe. göz ebe. etkilendiği zaman hemen büyüyor. Cihaz bunu algılıyor diyor ki sevdi sevmedi çok basit bunu ayırt ettiriyor. O zaman cihazlar artık zaten birçok şeyi senden biliyorlar. İkinci konu elinin teri. Heyecanlandığın zaman elin terliyor monitördeki ter monitörde farklı bir algı oluşturuyor. Çünkü monitörler basınç duyarlı. Hatta eliniz terdedin mi monitör gitmez. Hı hı. Bir süre sonra artık mesela şeylerin dokunma yerleri var. Parmak izinizi bilen. O cihazlar artık elinizin terini de yavaş yavaş çözmeye başlayacaklar. Ve bir süre sonra sizin sizden daha sizi bilecek ya. Sen bunun terlediğini bilmezsin ama cihaz biliyor. Mesela çok küçük bir heyecanlamada bile terleme değişireme. O zaman cihaz diyecek ki size ya bu bunu seviyor nefret ediyor. Hatta sana şunu diyecek cihaz. Birader sen bunu e, iş yapacaksın ama sen bunu sevmiyorsun ki. E ya bırak bunu yapma. Ya yani senin yine karar verebilen aletler var. E tabii ki metaverse'de de seni daha iyi tanıyan bir cihaz var. Senden bir tane daha oluşturabilir. Hatta senin tam istediğini oluşturabilir. Ya yani dersin ki, ya bu tam benim gibi olmuş ya. Yani benim istediğim ben bu. Bu sefer ne olacak? Herkes şimdi nasıl klavye şövalyesi ise kendini başkası gibi oynuyorsa herkesin bir şey olacak. Eee önemli avatar olacak. Avatarla gezineceksiniz bu kadar basit. Ve ölünce de o avatar kalacak bilgisayarda. Çünkü yedeklenmiş olacak. Sen ölüyorsun o ölmüyor. Hayır, o ölmüyor. Tabii ki. Ve yaşamaya devam edecek. Dijital ölümsüzlük. Dijital ölümsüzlük. Dijital Dijital ölümsüzlük. Tabii tabii tabii. Dijital ölümsüzlük. Dijital ölümsüzlük olacak. Ve o cihazlar sizin her şeyinizi yaşayacaklar. Ama siz yoksunuz. Hatta siz amatörüne bile yapabilirsiniz kendinize böyle bir İstemeyen bunun dışında kalabilecek mi? Yoksa dünya öyle bir hızla buna gidiyor ki dışında kal... Ya şunu merak ediyorum. Kimi insanlar merakla dünyanın değişmesini, başka bir şeyler olmasını falan bekliyor. Ya Metaverse mi? Hemen gelsin. Hemen o... İşte gözlüğü, kaskı takayım, gireyim. Ödemiş'e git ya. İster mi senin Ödemiş'teki akrabaların Metaverse'de vakit geçirmeyi? Merak ediyorum. Anadolu insanı ne yapacak Şimdi mesela? Şimdi bize o kadar... O, o gelmez o. O bize <laughs> o kadar gelmez de o çok böyle ütopik oldu. Ama şöyle bir şey var. Sadece bunu VR 3 boyutlu gözlük düşünme. Beyinlere de. Beyinlere. E yani beyin sinyallerinin de e metaverse aktarılacak. Bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Big Data daha da büyüyecek. Evet. Yani terin var, göz çapın var, yüz ifadelerin her şey kaydedilmiş. Ya saçının uzunluğunu biliyor cihaz ya. Ya saçının uzayacak ki ya hani bir laf vardır saç. cefadan tırnak sefa. Hani bir laf. Var. Onu biliyor cihazlar. Onun için e, senin sakalın uzama hızı, beyazlama hızı, senin yaşlanma göstergelerin cihazlar bizi bizden daha iyi tanıyor. Bir de beyin dalgalarını okuduğunu düşünün. Çünkü artık hmm. çünkü artık e, çok basit aparatlar var. Bununla klimayı açabileceksiniz. Evdeki sobayı çalıştırabileceksiniz. Önce dışarı yerleştirilecek. Sonra içeri yerleştirilecek bu aparatlar. Onunla da sinyaller birleştirildi mi? Manyak bir şey geliyor. Önce buna zenginler ulaşır. Çünkü bilimi kim finanse ediyor? Üst tabaka. Evet. Zenginler işini bitirdi mi? Onlar e, diğer e, halka mal olurlar. Neden ilaç endüstrisi var biliyor musun? Zenginler uzun yaşasın diye. Ama onlar işini bitirdi mi? Hadi siz de yararlanın derler. Yani bunu finanse eden budur. Ya dünyanın olayı bu ya. Dünyada bir kısım ölmek istemiyor, başka gezegenlere gitmek istiyor. Çılgın ya. İşte bu işte bu kadar bu oyunların Hunger Games'te düzenleyen onlar. Hı -hı. Bu e, bizim mikrop oyunlarını düzenleyen de onlar. Yani bir şekilde şey diyor adam ya ben diyor tanrıcılık oynamak istiyorum diyor. Biz de bakıyoruz böyle. Squid Game'de insan evet, evet da evet, onlar. Evet, tabii, 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 tabii tabii Sizin beyin sinyallerinizle benim beyin sinyallerimi arayüz kullanarak çözsek hiç konuşmaya evet. gerek yok. O zaman Sevişmeye de gerek yok. Şimdi silüetlerde yani, de öyle. <laughs> yani hiç şeye gerek yok yani. Hani millet diyor ya işte parmağı takalım işte hisse, hiç ona gerek yok. Sadece beyin dalgasıyla. Bu kadar büyük bir wireless ağa 5 g varken o zaman benim hiç sana bir şey e, söylememe bile gerek Temas yok. ayıp bir şey dediniz ya gelecekte. Evet yani. hem de bu işleniyor aslında. temas çok artık zaten temas evet, yok. temas yok. Dokunmak yok. Ya ben zamanında Amerika şey çalışırdı askerler yorulmasın diye. Bizim yorulmamızın sebebi yürürken e, karaciğer sıcaklığın artmasıdır. Sıcaklık artınca insan yorgun hisseder. Hı hı. Soğuk bir şey içince vücut sıcaklığınız düşer, enerji. Ve tekrar soğuma. Ya eskiden ne olurdu. Ee, şeylerde soğuk askerler. Ya ben de bilim kurgu zannederdik. Hayır, o Amerika'nın ta 1970'lerde çalıştığı e, olaylardı. Yani şunu söyleyeceğim. Yani mesela bu Da Vinci robotları var ya hani hı hı. ameliyat ediyor. Onu Körfez Savaşı'nda Amerika'da askerlere ameliyat etmek için geliştirmişlerdi. E şimdi ne oldu? Da Vinci ile ameliyatlar yapılıyor. Şimdi baktım mesela adam evden cerrah ameliyat yapıyor. Hı -hı. En son ne? Hiç cerraha gerek yok. Yapay zeka bunu yapacak. Evet, ben yapacak. de söyleyeyim mi? 20 sene sonra cerrahlık falan kalmayacak. Doktorluk kalmayacak. Bütün yani. meslekler değişecek. E, tabii ki ya bir Yani çünkü e, şeye gerek yok. Makinalar her şey yapacak artık. Yani niye gerek kalacak biliyor musunuz? Kreatif insanlara. Hı -hı. Yeni üretebilen, yeni düşünebilen insanlara ihtiyaç var. Öbür tarafa çok iyi. Onun için gençler bana soruyor. Zaten... hocam ne yapalım? Nasıl bir meslek seçelim? Evladım yok kreatif bir şey yap. Yenilikçi. Yenilikçi. Hep yeniye, hep yeniye. Bilim öğren. Ama hard science öğren. Sen diyorsun ya deep science diyorsun. Hani dark science. Her şey diyorum artık. CRISPR'da, Cas9, gen nakli. Artık e hocam ben öğrenmem. O zaman Gider bayındırdı ödemişte yaşarsın. Ne <laughs> Niye kötü bir şey mi ya ödemişte <laughs> yaşamak? Şuan, ben bir şey, ben şey köy kafasını sevmem. <gülüyor> <gülüyor> ben hep çok öyle kafa var. O kötü bir şey değil. Ben köylü bir adamımdır. Ama köyde hep şu vardı mesela. Azıcık aşkım, ağrısız başım. Aa, ne? Tam ee, benlik bir yaşamak. Yani, <laughs> e, ben onu pek şey yapmam. Çünkü o biraz şeydir ya. İnsanı şey yapıyor ya. Hani öyle olmak lazım. Ya modern hayat insanı ne yapıyor? Oytun Hoca şimdi. E, ben sana son... söyleyeyim mi? ay Deep Science... 6 ayda köy hayatı. Dengeleyen dengeleme ya, kusura yapalım. Kusura bakmayın da e, bütün bu modernize edilmiş artık araçlar, maraçlar e, her şey o kadar teknolojik donanım içeriyor ki ya senin düşünmene bile gerek kalmıyor. Ben oysa ki direksiyonda şu hareketi kendim yapabilmek istersem artık arabalar bunu e Benim beynim ilerlemiyor o zaman. Duruyor Yok, işlevinin yerine sadece getirmiyor. Sadece ben kullanmak istiyorum C Kullan diyecek. Kullan Ama evet. şunu diyecek sana bugün çok üzgünsün. Yorgun. Hat yorgunsun yani. hata yapacağını biliyorum. Ne yapalım biliyor musun? Biraz sen kullan. Beraber idare edelim. <laughs> beraber eğlenelim diyecek. O bana çok korkutucu geliyor. Hiç korkutucu işte değil. Bak her şeyin hem güzelliği hem kötülüğü vardır. Elbette. Ama ben sana söyleyeyim mi? Gideceğimiz yer her zaman geçiş nesilleri harap olur. Evet. Biz geçiş nesliyiz. Aynen biz... öyle. Biz harap olduk. Hmm. Biz harap olduk. Çünkü gelecek nesiller bununla doğacağı için hiç sorun çıkmayacak yani. Doğru. Yeni hayvanlar, yeni canlılar, Mars kolonileri... Ama biz acı çekeceğiz. Şey gibi, şimdi çocuklara diyorsun ki eskiden telefon yoktu. Biliyor musun diyorsun. Aa olur mu öyle şey? Telefonsuz olur mu diyor. Hayatında Oluyordu öyle bir şey yok ama. ki. <laughs> ya, Osmanlı karikatürlerine baktım dergide, e, tramvay konmuş. Berk demişler ki e, İstanbul'da kimse kalmayacak çünkü tramvayın altında o kadar çok insan kalmış ki herkes tramvayı eleştirmiş İşte kolu kırılanlar hatta demiş sağlam insan kalmadı hani aynı biz de şimdi eleştiriyoruz biz de şimdi ya o travmayı biz şimdi gören tramvayı görenleriz. görenleriz son bir sorum var benim Emrah Çin'de epey yüksek bir rakamdı tam hatırlamıyorum ama bir buçuk milyon insan mı dediler tam bilmiyorum rakamı hafızasını sildirebilecekmiş şu anki teknolojiyle hafızayı sildirip Yerine yenilerini koyabiliyor muyuz? Bildiğimiz gelecekteki insan değil, var olan insanın e, bu bünyede hafızası silinirse ne olur? E, bu mümkün müdür? Bilmiyorum. Hafıza nakli ve hafıza silmek ha. mümkündür. Bunu elektrikle de yapabilirsiniz. Bu yeni çıkan TMS cihazları var. Transkranial Manyetik Stimülatör. Kafaya koyuyorsunuz bobin. Hatta depresyonda, epilepsi davasında e, kullanılıyor bu ile araçlar. İşe yani işe yarıyor beyindeki bağlantılı. için beyin nasıl bir şey biliyor musunuz? Beyinde proteinler var. Yapılıyor, yıkılıyor. Ekmek gibi düşünün. Yeni hafıza olunca ekmek yapılıyor. Onu kullanmadığınız zaman ekmek ne oluyor? Yok oluyor, unutuyorsunuz. Protein, beyin böyle düşünün. Yani beyni bir et parçası gibi düşünün ya da ekmek parçası gibi. Peki o proteinleri yıkmak mümkün mü? Evet mümkün. Proteinleri yapmak mümkün mü? Mümkün. Ama hafıza proteinleri bayağı güçlü ee, ve çok sağlamlar. Ama şöyle bir şey size söyleyeyim. Kline CRISPR Cas 9'la anıları silebilirsiniz, e, mümkün. Bir de ölmüş insanların e, proteinleri başka insana da nakil edilebilirler. Hakkı kocanın dediği mezarlıklar nakledilebilir hafızadır. Doğru, hı hı. doğru. Çünkü e, ben bunu daha önce de söylemiştim. E, beyindeki e, hafıza proteinleri piriyona benziyor. Yani hastalık yapan priyon bir de normal priyonlar var. O kadar sağlam ki asitten, güneşten, ışıkta etkilenmiyor. Onun için önen anneannenizin beyninin proteinleri oradaki e, mezarlığın üstündeki çiçeklerin içinde ve selvinin içine geçiyor. Konuştuk bunu geçen haftalarda. Evet, evet yani evet. böyle bir olay Videolarımız var. Videolarımızın yani. arasında var. Evet, İsmail videolarını da izleyebilirler. Evet, 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 Yani bu mümkün. Bu mümkün. Evet. Yani şeyi sakıncalı tarafı var. Ben hep işin bu tarafıyla e, bugün ilgileniyorum. Tarafı şu yine aynı şekilde bu sefer e, beyin nakli e, bu sefer başka bir insana beynini eğer organik olarak naklederseniz oradaki hastalıklarla geçebilir. Bunlar eskiden olmuştu işte hipofiz işte büyüme hormonun nakillerinden deli dana bulaşmıştı falan filan. Ee, bu şekilde ama şunu sana söyleyebilirim. Ya yani çok uzun bir zaman değil, çok kısa bir zamanda ölen insanların beynine satılacaktır yani. Hafıza satılacak. Hafıza da satılacak. Evet, satılır, satılır. Ya bunun ticareti yapılacak. Ha, evet evet. Yani x bir kişinin beynini evet. ben satın alıp kendime. Evet ya o hayatı yaşayabileceksin ya da o olabileceksin yani. Çok enteresan. Yani neresinden tutacağımı bilemiyorum. Yani. Böyle bir durumda hani derler. Oha, derler Ama şimdi nasıl biliyorsun? Yani. Şimdi <laughs> hafıza sağlam bir protein ya. Hı hı. ya alıp satmak mümkün, şişeye koymak mümkün ya. Hani öyle bir ha, çok sağlam bir şey. Ya kafanı vur, travma geçir. Kafanın yarısını çıkar, evin adresini adını unutmuyorsun. Nasıl sağlam bir şey ya? Şöyle ya. diyebilir miyiz hocam? Oytun ha. Erbaş'ın ben hafızasını kendime alabilirim. Alabilirsin. Parayı bastırırsın. Evet ya ölünce hepsi... Işte Hafızasını sizde... kaybeden insanlarda o zaman çok ağır bir şey olması gerekiyor. Tabii Kolay ki. kaybedilen Hayır, bir şey kaybedilmez. değil. kaybedilmez zaten geri geliyor zaten. Hmm. Hafıza mesela unutuyorsunuz kafa e travmasından sildirmede sonra. Sildirmede, sildirmede geri, geçindin, geri gelir aynen. Gelir. <laughs> gelir. Yani... Eternal Sunshine. Evet ya Bu sefer ne olabiliyor? Ee, yeni yüklenen eski yüklenen başınıza beler çıkarabilir. <laughs> gelir o. Hafızayı silemiyorsun ya şöyle. En eski anı en sağlam öyle bilin. Yani Mesela bir yıl, iki yıl, üç yıl silersiniz. Beş yılı son. Ama çocukluğunu silemiyorsun mesela. Yani e, çok ilginç. Mesela sen çocukluğun anneannenin o oynadığın yerde silemezsin. Hatta Alzheimer bile öyle oluyor. Alzheimer'da beyin küçülüyor, küçülüyor. Hiçbir şey yok. Adama diyorsun askerlik anlarını bir anlatıyorsun diyorsun. Takır takır anlatıyor evlilik anlarını. Çünkü geçmiş proteinler taş gibi. Onun için ne kadar eskiyse o kadar silemezsin. Şöyle bir olay vardır ya, işte günahlar yarın mahşer günü sana televizyonda izletilecek. Ha. Bugün bu dünyada olacak. Bravo sana. Yani o esas doğru <laughs> esasında. Yani sen öldüğün zaman en eski proteinler mahşer gününde sana. Hani kayıt sistemi zaten var burada. Ee, Ama oraya kalmayacak gibi dünyada görecek. Ya bir şey sana söyleyeyim. Mesela öldükten sonra beyin e, 5-6 saat yaşamaya devam ediyor. Ve genetik özellikleri değişiyor. Beyin kendi öldüğünü biliyor mezarda. Anladın mı? Hı hı. Toprağa giriyorsun ya yani. ama yaşamaya devam ediyor. Yani her şey aynı anda ölmüyor ki. <laughs> Beyin de daha bomba bir şey söyleyeyim mi? Öldükten sonra his devam ediyor. His. Evet. Öldüğünü biliyorsun. Evet biliyorsun. Bunu kimse açıklayamaz ama konuşamazsın. Hep derler ki biz öldükten sonra mezara konduktan sonra bir uyanma uyanıyorsun kafanı o tahtaya vuruyorsun öldüğünü anlıyorsun. Şöyle Değil bu bir şey Şöyle belki gözünü ben... bile açamazsın ama algın var. Evet. Yani şöyle şey gibi e, ameliyat olacaksın anestezi verildi tam da etkili olmuyor hissediyorsun her şey ama vücudunu oynatamıyorsun aynen. gibi. Hatta genler de değişiyor ve sana şunu söylüyor başka bir algı düzenine geçiyorsun ve öldüğünü hissetmek artık bundan sonra olmayacağını hissetmek çünkü yapılan çalışmalarda beyin 10, 12 saate kadar şeyin devam ettiriyor, işlemcisi çalışıyor. Onun öldükten sonra mezarı hissediyorsunuz. Beyin ölümü dediğimiz şey mi hocam? Beyin ölümü Bununla... ne biliyor musunuz? Beyin ölümü şu. Ee, sizin nefes almanızı sağlayan beyin sapı nöronların ölmesi beyin ölümü. Hmm. Ama diğer birçok... Beyin çok... ölmüyor, ölmüyor ama. Ölmüyor. Ne gidiyor biliyor musunuz? Sonunum nefes gidiyor. Ee, ama şey çalışıyor, algın çalışıyor. Algın, duyguların... Mesela ölüyorsun ya, acı çekiyorsun. Bızdırapla çekiyorsun. Yani Öldükten sonra 10 saat, 12 saat algı devam ediyor. Herkes bunu yaşayacak. Bu bayağı zor bir şey. Hani derler ya kabir tabii. azabı falan. <laughs> sonra... evet. yani ben evet. hep kadim bilgiye inanırım ha. Yani evet. böyle bir şey var. Hani derler ya abi kabir azabı diye bir şey. E bu yapılan çalışmalarda böyle ya yani beyin öldükten sonra yaşamaya devam ediyor ve farklı bir genleri değişiyor. Ölü geni, zombi geni ortaya çıkıyor hatta. Öyle diyebiliriz. Yani ölümden sonra ölü genleri ortaya çıkıyor. İlginç değil mi? Ölüm genleri var ya. Neden bu konmuş bunlara? Yani ölüm genlerini... Kim koyduruyor ya? Tabii. O zaman buradan ne anlaşılıyor? Bir yaratıcının olduğu. Yani Şükresiz gerçekten ya ilginç bir şey var. Muazzam bir ya. Tasarım, evet, tasarım ortaya koydu. Evet, evet, evet. Evet, o kadar güzel anlatıyor ki bitiremiyorum. Bu sefer gerçekten son. Hem bilimle uğraşıyorsun hem kadim bilgiye hakimsin. Çünkü Anadolu irfanıyla evet, yetiştirildiğini evet. bildiğim için söylüyorum. Bazıları bunu. bunu sevmiyor mesela. Benim Anadolu irfanıyla bilim yapmamı sevmeyen gazeteciler var bu ülkede. O gazeteciler kendini biliyor. Diyor ki olmaz olsun böyle Anadolu irfanı diyen adamlar var. Hocam siz onu geçin. Onları ben... kendi hallerine bırakıyorsunuz. Onları kendi çünkü onları kendi cahilliklerine. Kesinlikle. Onları kendi kabir azaplarına bırakıyorum. Özür dilerim. Evet. Ben imamet mezunuyum. bilimle Kur'an yan yana gelmez diye de aşağılayanlar yok mu bu ülkede? Evet var. Yani bunlar yazık, olacak. Yazık. yazık. İşte, yazık. yaratıcının olduğuna da şüphesiz inanmış ve iman etmiş birisi Oytun Erbaş. Bilimle bu kadar uğraşıp kadim bilgiyle birleştirdiğinde seni çok şaşırtan şeyler var mı? Bak bunu eskiler söylerdi. Ben de bilimle bunu buldum dediğin. Böyle birkaç tane cümle var. Ya mesela alırız. çok basit mesela hani de derler ya işte gebe kime bakarsa ona benzer. He. Ha. O hakikaten doğruymuş o. Yani gebenin yaşadığı çevreymiş her şey ya. Arkadaş. Şimdi ben <laughs> o kadar da. gebe o, kime bakarsa bakarsa o şu var. demek yani çevre faktörleri. <laughs> ya arkadaş dinlediği müzik, yaşadığı çevre, yediği ekmek Ondan sonra birinin ona bağırması, stres, oymuş ya. Şimdi ben ne diyorum? Otizmin en önemli sebebi çevreseldir. Şimdi o kadar araştırdık. Buna geldim en sonunda. İki, abi kaderi değiştiremezsin derlerdi eskiden ya. O, herkes kaderini yaşar. Al, kanseri çöz, üç sene uzun yaşıyoruz. Lan kader diye bir şey var. Geninde ne yazıyorsa oymuş. Yani insan bunu anlıyor kardeşim. Yani bunu ben her şey yaptığımda derin ki böyle bununla bir irfan söz var mı? Hep uyuyor. Argo abla uyuyor. Hani argo deyip, ya hani hani ya şimdi birkaç şey söyleyeceğim hani şey olmasın ya o başka bir şey olabilir yani Peki. hani şu, hani derler ya hani e, argo kelimeler var mesela çocuk yetiştirme ile ilgili ya, Aynısı mı olur arkadaş ya çünkü bakıyorsun beyin protein etkilenmesi aynı gerçekten kadim bilgi çok uzun zamandır ortaya böyle 10 bin yıl falan değil insan tarihi 30 bin yıl diyor değil Daha insanlık tarihi 200-300 bin yıl. E burada kimler gelmiş, kimler geçmiş. Kim bilir neler olmuş burada. Hani çünkü hani Grit Reset olmuş defalarca. Olmuş resetlenmişiz aynen. Resetlenmişiz bizlerce. bu yüzden çok Abi önemli. Tabii, ya, tabii, tabii, ya, tabii, tabii tabii. Bütün tabii ya. ezberlerimizi bozdu. Evet. Oytun evet. Erbaş. Yani gerçekten sohbetine doyum <laughs> çok olmaz. Sarsınız. Hem o eğlendik şeylere. hem öğrendik. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşmek dileğiyle. İnşallah ölümden sonra iyi genlerimiz aktif olur ve azap çekmeyiz diyerek. Çünkü i̇nşallah. Bence inşallah. o da bir kader biliyor musunuz? Evet ve o anne karnında başlayan bir kader iyi bir hayat yaşamışsanız ve iyi bir genetik ekspresyon olmuşsa içeride de huzurlu bir sizi şey bekliyor. Bir beyin ölüm zamanı 12 saat yoksa huzursuz şey bekliyor sizi. Ve bence bu ölçülebilecek biliyor musun? Bak gelecekte biraz daha şey olsun, bilim gelişsin. Öldükten sonra da hafıza kayıtları ve neler yaşadıklarımız bize sonlanabilecek. Şöyle diyebiliriz aslında. Ee, yine öldükten mezara konduktan sonra da hani Fatih e Okurlar, Yasin e Okurlar ya. Evet, şimdi daha anlıyorum önemini. Başında Yeride, hoca bekler. Evet. Abi beklesin abi. Başında o, hoca beklesin. bekler. Hatta Niye bir grup beklesin. beklesin. Bu sorunun da cevabı aslında. Bu. Aynen. Onun için ölen insana başında beklenmeli. Herkes gider, hoca kalır. Evet, 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 Hatta evet. derler ki kimi derin hocalar, ee, bundan sonraki hayatında cennet mice onu bile anlayabilir. Orada kabir azabı çekip çekmeyeceğini evet. anlayabilirler derler. Belki Bilemiyorum. De sevdik. O ölü yıkama sırasında da esasen her şey hissediliyor. Hmm. Yani ölü yıkanırken esasında her şey algılıyor. Yıkandığını, neler olduğunu, her şeyi biliyor biliyor musun? Bu bilimsel, bilimsel değil mi hocam? Bilimsel bilimsel. Mesela derler ki e, çok iyi bir insansa yaşamında öyle e, kayda değer bir kötülüğü nasıl yoksa yaşadı nasıl yaşadıysan öyle ölürsün derler. O kadar güzeldi ki, o kadar güzel gülümsüyordu ki derler. Gassallar kimi ölüleri yıkarken. Ölü yıkanırken her şeyin farkında farklı bir algılandı. Onun için gerçekten sevenlerinin orada dizilmiş olması lazım. Ölü gömme ritüeli devam etmeli. Hmm. Çünkü belki de hayattaki en büyük görevimiz ne biliyor musunuz? Ölüyü, gömme. Ölüyü gömmek. Son, son Evet görev dediğin. O şeyi e, musallaya götürmek, e, onu taşımak, yanında hepsi. Çünkü beyniniz devam ediyor. Bakın çok önemli bir şey var burada. Beyin yaşamaya devam ediyor ve başka gen ekspresyonları. Bakın, Ölünce ortaya çıkan genler var yaşamla ortaya çıkmıyor ölünce ortaya çıkıyor o zaman ölümden sonra bir hayat var devam ediyor bu genetik olarak devam ediyor Peki daha sonra ne oluyor e, sistem kapanıyor bu sefer bitkilere geçmeye başlıyor hafızamız ya nasıl bir şey bu yani <laughs> evren, evren bir data diye bir data'nın kendisi big evren. evren. E o zaman evet. şu andaki bu bizim amcalarda dünyada hani diyoruz ya yeni evet. bu ne diyoruz onlar. da bu data'yı hacklemeye çalışan tipler. Yani bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Evrenin Allah'ın sırrını hacklemeye çalışıyor. Ya aslında onlar her bulduklarıyla beraber evet evreka evreka diyorlar ama Allah hep yeni bir şey çıkartıyor. Bunu keşfetmeye çalışanların karşısına. Aynen öyle. Çok teşekkür ben ediyoruz çok tekrar. E, lütfen kanallarımıza evet. abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Çok çok keyifli bir röportajdı bizim Müthişti. için. Yani ufkum o kadar ötelere taşındı ki <laughs> anlatamam. Oytun Hocam e, sizinle sık sık bir araya gelmemiz gerekiyor. İnşallah. Yoksa inşallah, inşallah. inşallah. Evet. Ben seni de çok seviyorum. Ferda'yı da çok seviyorum. Ederim, sağ e, çok sağ güzel ol. bir sohbet oldu. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Ediniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.